Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Şarafat Şehis bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Şarafat Şehis'te kaldığımız yerden tam Gazana hikayeden devam ediyoruz. Önceki Şarafat Şehis bölümünde oyunun ikinci sahnesi ilk bölümüne başlamıştık. Yeni ekipmanlarımızla beraber, Atavrat Katana'mızla beraber zar zor da olsa ilerlememizi 9'a kadar getirmiş ilk boss'umuz Reaper'dı. Ve Reaper da gayet güzel bir şekilde bizi zor da olsa birazcık pataklamıştı. Bu bölümde tekrardan ninjaları alt edecek. Ardından Reaper boss'unu yenecek. Ardından hikayede başka neler başımıza gelebilecek? Bunlarla alakalı ufak tefek bir şeyler görüyor olacağız. Daha fazla Şarafat Şehis videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir bilim rap yakınıza abonelisiniz. De. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Eğer ki bu bölüme de 150 beğeni gelirse sevgili dostlar, sıradaki bölüm direkt olarak kanalda olacak. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Şöyle ben direkt olarak ekipmanlarımı falan birleştireyim. Kaskımı yeşil yapayım. Bayağı bir koruması falan arttı. Ağrıya tane çakramı yeşile getirdik. Hafif zırhı da onu da yeşil yaptık. Fakat eğer ki katanamı geliştirirsem katana çok OP olur. Katana çok OP olacağından dolayı daha fazla geliştirmeyeceğim. Ama şöyle kaskı 8 yapayım. Katanamı da 8 yapayım. Hasarı bir tık artsın. Büyüyü arttırabilirim ama. Büyüyü arttırabilirim. Zaten 10 seviyeden fazla gelişmiyor şu anda. Tamam, daha fazla yükseltmeye gerek yok şu anda ya. O yüzden şuradaki minnettarlık feneri ödülümüzü alalım. 31.5K altın 5760'da tecrübe puanımızı aldık. Seviye atlamamız hala biraz var. Artık seviye atlamak daha da zorlaşıyor. Ki seviye atlamamızda kabiliyetten de beceri almamız daha da pahalı olacak. Bu arada bu kilitli olan tek şey büyü hasarı arkadaşlar. Bilmeyenlere duyurulur. Ha, bir de başlamadan önce burada bakın kim var. Evet, korsan var. Ve aynı zamanda istersek sahne 1 için de oynayabiliriz. 3 tane yeşil ekipman veriyormuş. Fakat ona daha çok var. O yüzden hadi bakalım önce bir korsanı at edelim. Önceki boss'umuzu, ilk bölüm boss'umuzu bir keselim. Fırlatma silahı hasarını arttıralım. Her hareket büyüyü %1 yeniler diyor. Bu da güzel aslında. Bu yapılır. Bu gayet yapılır. Ve aynı zamanda büyü yanması ateşe orasını tetikliyor. Fakat hayatta kalma içgüdüsü bana daha mantıklı geliyor. Daha fazla savururuz. Oha, bu arada o can ne? O can ne? Wow. Kolay olmayacak bu arada. Katana ile oynamak kolay değil çünkü. Gördüğünüz gibi daha bir tane vuramadım. Daha korsana bir tane vuramadım. Bir de sürekli özellik falan basıyor malum. Şöyle bir tık. Güzel, hasarımız iyi en azından. Bir de tutturabilsek. Bir de tutturabilsek biraz güzel olacak da tık. Ateş silahla o kadar vurduysak. Tüh, büyüyü kaçırdık tabii ki de. Büyü tutturmak kolay değil. Yani rakip kritik hasar yemeden ya da duvara sıkışmadan onun bir esprisi yok. Bu arada korsanı kalkan işini çözdüm. Kendine patlıyormuş zaten. Kendinden patlıyor. Güzel kaçtık oradan. Ama saldırı şansımı kaybettim yani. Hasar vuramadım oradan. Ah, bir de hasar yedik üstüne ekstradan. Aga, bu korsan bayağı bir vaktimizi alacak bu arada. Bayağı bir vaktimizi alacak. Oha. Ben bu kadar fazla can olacağını düşünmüyordum. Bir de üstüne öleceğim. Galiba öldüm. Yo, ölmedim. Tık. Nice. Büyüyle kestim. Çok güzel. Ulan var ya, iyi ki hayatta kalma içgüdüsünü aldım. Yoksa var ya, kesemezdim. Hayatta kesemezdim. Evet. Normal korsandan kesinlikle daha zor bir boss. O yüzden bu bölüm ekstradan güzel olacaktır. Yani hem sağlam bir boss kesiyoruz. Bir de üstüne Reaper'ı keserek hikayeyi ilerleyeceğiz. Daha ne olsun. Daha ne olsun arkadaşlar. Bir de tabii ki de büyüleri daha böyle kapsamlı şekilde atarsam çok iyi olacak aslında da. Şu an bayağı güzel dövüyoruz bu arada. Kalkan patladı şansına. Tamam, vuramadı. Sıkıntı yok. Zıplayamadı da. Canını yarıya kadar indirdik. Güzel. Keşke katanayı geliştirseydim diyorum ama zaten ekipmanları geliştirdikçe düello zorluğu da ona göre şekilleniyor. Yani o yüzden çok da bir şey fark etmiyor. Ama artık kaçma. Artık kaçma bu arada gerçekten. Tamam, mecbur kalkanı almak için vurmam gerekiyordu. Yani yarım saat bekleyemezdim. Ama sürekli kalkan da gelmesin. Oha, baya baya dövüyor şu anda. Ama artık kalkan gelme. Bana vurdukça böyle kalkan daha az tetikleniyor bu arada, onu fark ettim. Ama yani yeter artık. Büyüyü de yemiyor asla. Cık cık, bu neymiş ya?
Korsan neymiş abi hala ya? Yeter yeter. Yeter kalkanına da, patlamana da, sana da başlayacağım şimdi. Tamam, her 10 yükte bir kullanıyor onu, anladık onu. Şunu da bir ye. Yemiyor abi. Vallahi yemiyor. Şöyle bir tık. Abi 10 saniye kaldı hadi. 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 Ya 32 can ne ya? Ya 32 can ne ya? Ben bir round daha kazanayım öyle devam edelim arkadaşlar. Oh be, bu sefer daha rahat bir şekilde kestim bu arada. Ulan var ya, videoda iken rahat rahat kesiyorum. Videoda işkence çekiyorum ya. Klasik of adam şansı arkadaşlar. Klasik of adam şansı. Beni bu videoyla beraber şu anda ilk defa izleyecek olanlar için söylüyorum. Hop adam şansı arkadaşlar. Bakın ne güzel dövüyor şu anda beni. Ne güzel dövüyor şu anda beni. Bak kalkan malkan geldi böyle şansıma. Şu an canı normalde ben çok rahat 3000'in altına indirmiştim. Oh. Oh, bir de mayın yedik. Oh. Ulan var ya, yok böyle bir şey ya. Ya videodayım ya. Direkt olarak işkence ettiriyor bana ya. Böyle bir şey yok. Ha, büyüden de kaçtı. Atladım abi oradan da. Yok abi, ben mayını her şekilde yiyorum. Mayını her şekilde yiyorum. Saldırmam lazım çünkü. Yani savaş süresi belli bir sürede zaten. Bir de sürekli olarak hani korsan kalkan malkan bastığı için mayın atacak bu arada. Allah'tan bu sefer yemek zorunda kalmadım mayını. Tamam, sıkıntı yok. 50 saniyemiz var ama. Ve video gereksiz uzuyor. Bir de arada ufak tefek kasmalar oluyor, nedenini anlamadığım bir şekilde. Neyse, önemli değil de o çok. Ama bu kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Ama şaka mısın ya? Ya korsan dalga mı geçiyorsun ya? Videoda olmamı mı bekliyorsun ya? Video 7 dakika oldu şu anda. 7-7. Neyse, güzel bir savaş oluyor en azından. Siz zaten uzun videoları da seviyorsunuz. O yüzden normal yani. Lan ilk bölümde korsan böyle olsaydı ben yarım saat kesemezdim bu arada. Şakasız yarım saat kesemezdim. Yemiyor ya. Sürekli kaçıyor çakal. Çakal sürekli kaçıyor. Mayın atacaksın değil mi illa? Yo, atmadı, tamam. Attı ama sayılmadı. Güzel. Çok güzel. Yani biraz daha az kaçsa o kadar güzel olacak ki, bir de sürekli blokluyor. Sürekli blokluyor, sürekli takla atıyor. Atma kardeşim şu taklayı. Atma kardeşim. Ha, bu sefer büyüyü yedin ama. Öyle büyüyü kafana atarım işte. Aa, öyle burnun dibinden kafana büyüyü patlatırım. Bu sefer kesmem lazım artık bu arada. Ama yok, yine kalkan geldi. Virüsü de mayın atacak. O zaman şunu yersin. Teşekkürler. O mayını yemeyeceğim hocam bu arada. O mayını yemeyeceğim. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Hadi. 144 can. Şükürler olsun ya. Yo, hala ölmedi. Hala ölmedi. Hala ölmüyor. Tamam, öldü, çok şükür. Oh ya. Şükürler olsun, nihayet kestim ya. Şükürler olsun. Yapabileceğim bir yükseltme var mı ekstra, büyüyü? Aha, büyüyü yükseltiyorum. Oh. Tamam, güzel. Büyük yükseltmeye değdi. Değdi. Büyü adına değdi. Büyüyü basacağım bu arada. Zaten tutturması zor. Tutturduk mu, tam tutturalım bari. Evet. Artık başlayalım. Artık gerçekten başlayalım yani. 30 hareket yükünden sonra iyileşmeye başlarsın diyor da o işime yaramıyor. Bu arada bu büyüyle kritik tutturma olayını da yapacağım sonra. Şu an değil. Büyüyle biraz daha uzmanlaşmam. Aynı zamanda biraz daha geliştirmek istiyorum. Şu an ninjaları çok rahat döveceğiz tabii ki. Ya boss'a kadar rahat geliriz artık ya. Bayağı bir yükseltme yaptık çünkü, birleştik falan ya. Zehir uygulama var. Aslında ama zıplama sağlılarını arada kullanabilirim aslında. Ama normalde zehri tercih ederdim tabii. Normalde zehri tercih ederdim. Of, direkt kritik yiyerek başlamaydık. İyiydi. Hocam sen bir gel bakayım şöyle. Ha, atavrat katana. Ha, şükürler olsun şöyle ya. Şöyle 2-3 tane vuralım ya adabıyla. Tamam, büyüğü şeyini yapalım. Kalkanı şu anda almayayım. Yani daha hızlı geçmek adına yapıyorum zaten. Büyüğü hızlı dolduralım ki tak diye kafalarını atıp belki tek bir atabiliriz. Güçlü çünkü şu anda büyüğümüz. Gerçekten güçlü. Uf. Mükemmel. Evet. Perfect yazmıyor artık bu arada. Mükemmel yazıyor.
Öldürme içgüdüsü bu arada. Genel hasar arttıralım. İnfaz yapmayalım. İnfaza gerek yok. Bot savaşları biraz daha çekişmeli geçsin. Aşırı yüksek canlar mı oluyor mesela? Yani çok mu zorlanıyoruz falan? O zaman evet. İnfaz olur. Ama öldürme içgüdüsü şu an her şekilde bizi götürür. Ufak tefek hasarı arttırtır bize. Her vuruşumuz bizi ödüllendirir. Kritik hasar %25 olur. Bu çok güzel olur bu arada. Saat de 5.30 bu arada. Videoyu yani çeker çekmez yüklemeye gitmem gerekiyor. Birazcık gecikecek ama olsundu. Diğer bölümlerde böyle olmaması için daha dikkatli olacağım arkadaşlar. 150 yeni de yeni bölüm. Direkt sıradaki gün. Her zaman olduğu gibi. Kritik hasar %50 daha. Keşke o kritik hasar seçmeseydim dedim ama olsundu. Evet, canlar bize yaklaşıyor bu arada ama önemli mi? Değil ama hasarımız artıyor. Yediğimiz hasar yani. Yediğimiz hasar ufaktan artmaya başladı. Bu birazcık korkutmuyor değil. Bak iki canla vuruyor bak. İki canla bak. İki. Cık cık cık. İki canla vurmaya çalışıyor ya. Hayırdır? Fırlatma hasar değil ya. Büyü yanması. Büyüyü tutturduk mu yakalım. Zaten birazdan iyileşeceğiz. Meditasyon yeri daha gelmedi. Ah kullanamadım ya. Ah kullanamadım. Ulan var ya şanslı. Hala da şanslısın ya. Hala da şanslısın. Ama şok yedin kardeşim. Yat aşağıya. He, öyle yok ederim işte. Canım bir kaya kadar indi. Bir tık korkutmuyor değil. Her dön saldırı bloğu delsin artık. Artık bloğu delsin. Kalkana da ihtiyacım var. Artık kalkan verse hiç fena olmaz oyun. Tık. Güzel. Çok güzel bu arada. Yanma bayağı bir işe yaradı. Yanma bayağı güzel iş yaptı. Çok iyi. Güzel. Memnun kaldım. Memnun kaldım. Büyü hasarı %20, hasar %10. Anında ateşlemeyi tetiklersem aslında biraz fazla kolaylaşır. Onu istemiyorum o yüzden. O kadar da değil arkadaşlar. Geçen bölüm zaten Reaper'ı neredeyse o yüzden kesiyorduk. Reaper'ı neredeyse o şekilde kesiyorduk. Gerek yok yani. Zaten büyü falan tutturduğumuzda şey yapacağız. Adını siz söyleyin. Büyü falan tutturduğumuzda yakacağız. Abartmayalım. Hiç abartmayalım hem de. Ama büyümü harcamayacağım şu anda. Büyümü harcamayacağım kesinlikle. Tık. Tık. Nice. Kapıcı tekmesiyle beraber yapıştırdık yere. Ninja'yı da rahat kestik. 3 saldırı bloğu deler. Ya da ateş orası süresi arttırabiliriz. Bu daha yırtma daha mantıklı. Kalkanımız yok sadece o korkutuyor. Umarım ölmeyiz. Hadi bakalım umarım ölmeyiz. 6K'da canı var. Kazanmayı umuyor musun? Ha, imkan yok. Diyor. Göreceğiz bakalım imkanlı mı değil mi? Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hasarımız güzel harbiden. Yani azıcık daha gelişirsek neler neler yaparız. Bam. Bir K vurdu büyüğümüz bu arada. Bir K vurduk. Vay canına hala iyisin. Hala iyiyim tabii. Ama sen hala kötüsün. Tık yat aşağıya. Ne oldu? Sanki bir takıntı gibiydi. Bu gölge enerjisi ve Guru'nun numaralarından birkaçı. Buradan çıkmanın vakti geldi. Ama önce bana burada senden başka birinin olup olmadığını söyle. Rhino, Kuve Kuş. Önce onlar kaçtı ve bir süredir yoklar. Onların da aklını başına getir. Bana güvenebilirsin. Bu benim işim. Oluyor yani. Gölge, o da ne? Bir şeyler oldu ama neyse. Sevgili arkadaşlar 4K XP, 6K altın, bayağı bir tomar. 4 tane de ekipman verdi bu arada. Çok güzel. Şimdi videoyu durdurup şu reklamı izleyeyim. Ardından da diyaloglarla beraber minik yükseltmelerimizi yapıp yavaştan bölümü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar 15.000 cevherimizi de aldık. Ödüllerimizi aldık. Evet. Biçici gölgeye az çok zarar vermişti ama içine işleyen acı belli ki dayanılmazdı. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Tamam gölge Reaper'ın Bişici'nin yanına gidiyor. Ha, ardından kozmik bir güç mü diyebiliriz buna bir şey? Gölgeye entegre oluyor. Gölgeye giriyor. Ve ardından da tam böyle corruption falan olacakken çok ciddi acı çekiyorken son anda yarıktan çıkmayı başarıyor. Bunun olmasından korkuyordum. Görünüşe bakılırsa kaçınılmazdan kaçamayacaksın. Şimdi bilmece zaman değil. O nedir? Ona gölge hastalığı deniyor. Enfekte oldun ve gölge enerjisine doğru ilerlemeye devam ederek daha da derine daldın. Oha.
sana geri gelmesi yanacağı meselesidir ve görüntü hiç umut verici değil. Gölgen elsi yüzünden ölmeyeceğim bir yolu olmalı. Kazanmanın bir yolu daima vardır. Evet, ebedilerin küresi insanlardan gölgen elsi çekmek gücüne sahip. Onu eski haline getirebilirsen seni kurtarabilir. Kendimi kurtaracağım. Bu kürenin parçalarını birleştirmem gerektiği anlamına geliyorsa bunu yapacağım. Onlar da o şeyler, gölgeler olsaydı geçmişteki tüm düşmanların icabına bakabilir miydin? Evet. Tabii ki öyle dersin. Yenildiler ama onu kanıtlayamazsın. Hah. Bu ilginç bir deneye benziyor. Bunun gibi bir durumu takdir edecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Oha, iyiymiş. Artık önceki sahnede daha yüksek zorluk seviyelerinde yeniden oynayabilirsin. Ha tamam, biliyoruz onu. Rakiple önemli ölçüde daha tehlikeli hale gelecek ve bu durum gelecek savaşta hazırlanmana yardımcı olacak. Diyor, tamam. Biliyoruz, zaten bunu biliyoruz. Mevcut seriyi bitirdikten sonra zor modda falan oynamaya başlayacağız zaten. Şu anda değil. Şu anda değil ama. Şu anda değil, mevcut seriyi bitirdikten sonra arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Muhakkak oynayacağım yani. Umarım bu gösterme şeyi de çıkar da kurtuluruz. Şimdi ben bir 10. seviye çıkarmak istiyorum her şeyime. 10. seviye çıkartayım. Büyüyü zaten geliştirdim. Büyü kalsın. Büyü kalsın abi. Tabii büyüyü daha da geliştirebilirim aslında da. Olur bu arada ya. Bence olur. Ateşli silahı da bas. Niye basıyorum? Çünkü zaten bunların hasar düşük. Daha doğrusu ateşli silahın hasar düşük. Büyü de tutturması zor. O yüzden. Tutturduk mu? Tam tutturalım. Evet, bu arada orta miğferimiz oldu ayrıyeten. Ağ zırhımızı da geliştirdik. İstersem zırhımı da yıldızlayabilirim şu anda bu arada. Hem zırhımı hem katanamı yükseltebiliyorum şu anda. Çok ciddi anlamda. Fakat bunu şu anda yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi gereksiz fazla güçlü olmak istemiyorum. Hani haksızlık olmasını istemediğim için sıradaki bölüm zaten ikinci aşk hikayesi diyor burada. Aşk hikayesini oynayacak. Orada zaten geliştirmeleri falan da muhakkak video sonunda yaparız diyerekten. Bu bölümlük benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbim. Kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmasından da başka eserlerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. 150 beğeni de yeni bölüm. Tekrardan ve son kez hatırlatıyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.